hemşerim. Arzu ettiğiniz üzere tahkikat yapıldı. Nişancı Celalzade Efendi ile birlikte sorgu sual ettik herkese. Her biri istisnasız aynı şeyi anlattı. Şahsi fikrin nedir? Rüstem Paşa'nın bu hadisede haksız olduğu aşikar. Lakin art niyetli olduklarını zannetmem. Malumunuz kendileri vezir-i azamlık makamında yeni. Tecrübesiz. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Hünkârım. Ahali ve Yeniçeri arasında büyük bir huzursuzluk mevcut. Rüstem Paşa'ya karşı olan tepkiler arttı. Bir şekilde sükunetin sağlanması lazım. Maazallah. Hadiseler büyüdükçe önünü almak da güçleşir. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Paşa Hazretleri. Bağışlayın beni paşam. Hatun birkaç defa gelmiş dediler. Ben de şaştım kaldım. Belli ki benim olmadığım vakitleri kullanmışlar. Ne diyorsun sen Lokman Ağa? Kim bu hatun? Hünkârımızdan gebe kalan hatun diyorum paşam. Sizin haberiniz yok mu yoksa? Vezir-i Azam Hazretleri, hünkârımız istirahat ediyorlar. Daha sonra gelmenizi buyurdular. Paşa Hazretleri. Bağışlayın paşam, rahatsız ediyorum. Lakin Lokman Ağa geldi az evvel. Hünkârımız sizi çağırıyorlar. Babam Rüstem'i yanına çağırmış. Belli ki bir karar verdiler. Benden sonra konuştunuz mu? Telaş etme Mihrimah. Hünkârımız doğrusu neyse onu yapacaktır. Ben de bundan korkuyorum. Rüstem'i tuzağa düşürdüler. Hatası büyük. Yeniçeri Ocağı'nda cereyan eden hadiseyle alakalı bilmem lüzum gelen her şey malumum oldu Rüstem Paşa. Görünen o ki kabahatin büyüğü senin. Hünkârım. Sen benim vekili mutlakımsın. Gittiğin her yerde beni temsil ediyorsun. Bilhassa askerin ve ahalinin önünde. Benim sana bahşettiğim makamın gücü ve ağırlığı sana yetmiyor mu ki sen kılıcına davranıyorsun? Haşa hünkârım. Ben aksine o yüce makama bir halel gelmesin istedim. Asıl halel gurur ve kibirden gelir Rüstem Paşa. Unutma. Allah mağrur olanı sevmez. Ahali de öyle. Hazreti Ali Efendimiz, insanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde ağlasınlar sizin için. Sağlığınızda da sevgiyle çağrışsınlar diye buyurmuştur. Bağışlayın hünkârım.
Rüstem kulunuz bundan böyle bu nasihatleri zinhar aklından çıkarmayacak. Herkes için hayırlısı bu. Bilhassa senin için. Rüstem Paşa. Gelelim bu mevzuyla alakalı kararıma. Vaziyet nedir Rüstem Paşa? Hünkârımız ne karar verdi? Sürgün edildim sultanım. Sürgün mü? Hünkârımız bir hafta içinde Ersek vilayetine gitmemi emrettiler. Serhat boylarında ziyaretlerim olacak. Anlaşılan o ki bir müddet uzaklaşmamda fayda gördüler. Validen bu nasıl olur? Hünkârımız nasıl böyle bir karar verir? Şükretmeliyiz. Daha kötüsü de olabilirdi. O bir zafer sultanım. Düşmanlarımız istediğini aldı. Malumunuz, itibarımı yerle bir etmek niyetindelerdi. Bir Yeniçeri ağası yüzünden sürgün edildiğim işitilince bunu ziyadesiyle başarmış olacaklar. Her işte bir hayır vardır Rüstem. Belki de bu hadiseden ders almalı. Bundan sonra korkularının değil, aklının yolundan gitmelisin. Korktuğum doğrudur sultanım. Lakin ölümden değil, kaybetmekten korkuyorum. Bilhassa Mirma Sultanımızı ve kızım İmaşah'ı. Şimdi müsaadenizle.